Suriye'de emperyalizm ve anti-emperyalizm konusunu konuşacağız. Konuya genel hatlarıyla değinmeye çalışacağım. Söyleşinin sonunda sizin görüş ve önerilerinizle, katkılarınızla konuyu derinleştirip geliştiririz. Şimdi Suriye'de emperyalizm ve anti-emperyalist tavrı anlamak için Suriye iç savaşını harekete geçiren dinamikleri anlamak gerekiyor. Bunu anlamak için de Arap Baharı'nın ne olduğunu iyi idrak etmek gerekiyor. Şimdi bu noktada sorulması gereken soru şu. Arap Baharı bütün coğrafyalarda aynı şekilde mi cereyan etti? Bu sorunun yanıtı belirli oranda kafa karışıklıklarına neden olduğu için bu soruyu irdelemek çok önemli. Örneğin Tunus'a bakalım. Tunus'ta nasıl başladı isyanlar? Muhammed Bouazizi'nin ülkedeki ekonomik darboğaza tepki olarak kendi bedenini ateşe vermesiyle olaylar başladı. Ve sadece bu ateş Muhammed Bouazizi'nin bedenini yakmadı, tüm Tunus halkının bedenini yaktı. Kitleler meydanlara aktı. Hakeza Mısır'da da aynı şekilde başlamadı mı? Mısır'da insanlar hatta cuma namazından çıkıp aynı barikatın ardında, aynı talepte 5 Mart 2011 Dera protestolarında Dera halkı Beşar Esad'a karşı Arap Baharı'nın da etkisiyle büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Ve fakat çok ilginç bir şekilde protestonun devamında insanların üzerine ateş açıldı. Bazı insanlar öldü. Bu Dera katliamı olarak geçiyor. Tabi dediğim gibi tekrar vurguluyorum. Bu katliamda ciddi karanlık noktalar var. Bu katliamdan yara alıp sağ kurtulanlar ya da yara almayanlar BBC'ye, El Monitor'e, Russia Today'e yaptıkları açıklamalarda genellikle Kamaz tipi silahların ya da uzun menzilli silahların kullanıldığını ifade ettiler. Bu katliamdan sonra Beşar Esad'ın bir açıklaması oldu. Ben onu okuyayım. Yaklaşık bir gün sonra bu açıklamayı yaptı. Beşar Esad şunu söyledi. Bu bir İsrail komplosudur. Ordu hiçbir şekilde insanların üzerine ateş açmamıştır. Biz çok açık bir şekilde sokağa çıkan Suriyelilerin kılına bile zarar gelmemesi talimatını verdik. Olaylar başlamadan önce televizyon kanalları üzerinden mezhepsel kışkırtmalar yapıldı. Görgü tanıkları üzerinden olaylar çarpıtıldı diyor. Tabii ABD, AB, Körfez ülkeleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerin medya araçları bu katliamı net bir şekilde Beşar Esad'ın gerçekleştirdiğini ifade ettiler. Bundan sonraki gelişmeler daha da ilginç arkadaşlar. Dera bölgesindeki özellikle Sünni nüfusun yaşadığı bölgelere bazı yazılamalar yapılmaya başlandı. Neydi bu yazılamalar? İşte Allah Suriye Beşar Bes. Yani Allah Suriye Beşar tektir. Bunun dışında kimseyi tanımayız gibi bir yazılama. Bırrah bittem neftik ya Beşar. Canımız kanımız Beşar'a feda. Ve hatta sizin ilahınız Beşar Esad'dır gibi yazılamalar yapıldı ve en önemlisi Ebu Bekir ve Ömer Camii, Dera için, Dera halkı için kutsal kabul edilen Ebu Bekir ve Ömer Camii kundaklandı ve cami duvarlarına bu bahsettiğim yazılamalar yazılmaya devam edildi. Tabii bu olaydan sonra da bahsettiğim odaklar ABD, AB, Körfez ülkeleri tozu dumana katarak işte Beşar Esad ve muhaberat Sünni mahallelerin yoğun olduğu bölgelerde Sünni halkı kışkırtıyor şeklinde haberler yayınladılar. Bu da Suriye iç savaşının fitilini ateşleyen karanlık noktalardan biri olarak kaldı. Fakat şu anekdotu paylaşayım, çok ilginç bir şekilde ilerleyen süreçte Tunus televizyonuna çıkan Ebu Kusey isimli cihatçı Suriye'ye belirli unsurlar tarafından bu yazılamaları yapmak ve Ebu Bekir ve Ömer Camii'ne zarar vermek için gönderildiğini söyledi. Dediğim gibi yani bu olaylarda toz dumana katıldı. Artık ok yaydan çıkmıştı. Sonraki süreç artık öne alınamaz meselelere, olaylara gebe oldu. Örneğin bu detaylara tabii değinmek durumundayız. İki unsur Mısır ve Tunus'ta ve Suriye'de olayların nasıl başladığının ayırdığına varmak için. Daha sonraki süreçte Nisan'ın ilk haftasında, şunu da vurgulayayım, 25 Mart 2011'di bu Dera protestoları ve yaşanan katliam. Bir hafta sonra Nisan'ın ilk haftasında Dera bölgesinde El Mahata'dan El Belet bölgesine giden yaklaşık 9 araçlık Suriye konvoyu, ki El Mahata ve El Belet bölgelerini inişli çıkışlı bir vadi olarak düşünün. El Belet bölgesine inerken yolun gres yağıyla kaplandığını görüyorlar ve o noktada ateş açılıyor. Öndeki araç konvoyu fren yapınca Suriye askeri konvoyu toplu hedef haline geliyor ve orada 19 Suriye askeri öldürülüyor. Tabii bunu Suriye basını, Suriye bağısı
ilk başlarda gizledi, daha sonra ortaya çıktı. Bununla ilgili çeşitli teoriler var tabii. Hani zaten mezhepsel fay hatları gergin. Bu katliamın basına yansımasıyla birlikte mezhepsel fay hatlarının iyice ortaya çıkıp katliamların önü alınamaz şekilde gerçekleşeceğini düşünerek bunun açıklanmadığına dair bir teori var. Bunu bilemiyoruz tabii neden açıklanmadığını. Daha sonra 25 Nisan'da yine 19 Suriye askeri öldürülüyor. Artık bunlar basına yansıyan gelişmeler oluyor. Basından gizlenecek gelişmeler olmaktan çıkıyor. 17 Nisan itibariyle de suikastler başlıyor. Mesela Humus'ta General Tellavi iki oğlu ve yeğeniyle birlikte, ki General Tellavi Suriye ordusu için çok önemli bir general, iki oğlu ve yeğeniyle birlikte öldürülüyor. Bu da Suriye iç savaşına dair karanlık noktalardan biri olarak kalıyor. Yine Humus'un Şii Zehra bölgesinde General Kamil Harfuş dışarıdan silah sesleri duyuyor. Balkona çıktığında General Kamil Harfuş da ölü bulunuyor. Bu detaylara girdim. Yani Suriye iç savaşına dair diğer bölgelerde yaşananları anlatırsak herhalde sabaha kadar devam eder. Fakat Dera ve Humus'ta yaşananlar aslında Suriye iç savaşının başlama gerekçeleri için çok ciddi veriler olarak kabul edilebilir. Yani biraz önce Mısır ve Tunus'tan bahsettim. Bir burjuva diktatörlüğe karşı ekonomik ve sınıfsal taleplerle başlayıp devam eden bir isyandı Mısır ve Tunus'ta başlayan süreç. Suriye iç savaşı da ekonomik, yani şöyle söyleyelim, bir burjuva diktatörlüğüne, Beşer Esad yönetimine karşı başlayıp Suriye'deki mezhepsel fay hatlarının çok kırılgan olmasından dolayı bir mezhepsel savaşa dönüştü. Tabii şeyi de vurgulamak lazım arkadaşlar, bu biraz önce bahsetmiştim. İşte duvarlara yazılan yazılamalar, Allah Suriye Beşşarul Es, oradaki Sünni bölgelerin camilere zarar verilmesi. Buradan akıllara Maraş, Çorum, Sivas katliamları gibi katliamlar da geliyor. Örneğin Maraş katliamı da benzer nedenlerle başlamıştı. İşte camiler talan ediliyor, camilere bomba atılıyor, yazılar yazılıyor, sular zehirleniyor gibi. Arkadaşlar emperyalizm mezhepsel fay hatlarının kırılgan olduğu bölgelerde her zaman aynı gerekçeleri kullanarak çeşitli oyunlarla bu iç savaşı başlatabiliyor. Ama tekrar söylüyorum, bunun ayırdına varmak lazım. Birileri Suriye'de gelip böyle bir iç savaşı başlatmadı. Dera halkının Beşer Esad yönetimine karşı ciddi bir isyan girişimiyle başlayan süreç, mezhepsel fay hatlarının Suriye iç savaşında canlı olmasından dolayı bir mezhepsel kırıma dönüştü. Şimdi Suriye iç savaşının geldiği noktayı, gideceği noktayı, evrileceği noktayı ve devrimci Marksistlerin bu konudaki tutumunun ne olması gerektiğini anlatacağız. Fakat buraya bir virgül koyalım. Öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor buraya bir virgül koyduktan sonra. 2011'den itibaren aslında Suriye İç Savaşı başladığı andan itibaren Suriye'de yalanlar ve gerçekler birbirine girdi. Örneğin ABD, AKP, Körfez ülkeleri gibi ülkelerin basınından, perspektifinden baktığınızda ben bunu şöyle okuyorum. Bir arabanın dikiz aynasından arkadaki yazıları okumak gibi, her şey ters yüz. Bu yalanlar 2011'den bugüne kadar devam etti ki yalanlar dediğimizde aslında aklımıza ilk gelen Halep örneği. Halep örneğine değineceğiz. Peki şu soruyu sormak gerekiyor Halep demişken. Halep niye bu kadar önemli? Niye savaşın düğümlendiği ve çözüldüğü bölge oldu? Niye Halep cihatçılar için, bölge ülkeleri için bu kadar kilit önemde? Tabii Halep tarihin ilk dönemlerinden bu yana çok önemliydi. Ben mesela arkadaşlar Halep'in ismini araştırdım. Halep'in ismine tabii bunu bir genel kültür bilgisi olarak size vermeyeceğim. Halep'in isminin tarihçesi bugüne dair bir şeyler anlattığı için çok önemli. Halep'in ismi bir rivayete göre Hazreti İbrahim'in Şahba adında bir ineği var. Bu inek çok zerinli, sürekli süt veriyor. Ve Arapça halaba, yani halaba demek çok süt veren, verimlilik anlamına geliyor. Tabii bizim işimiz rivayetlerle değil, tarihçilerle, ama tarihçiler de aslında rivayete yakın bir anlam çıkartıyor. Tarihçiler de şunu söylüyor, Halep'in ismi Süryanice Halbun isminden geliyor. Halbun da Süryanice verimlilik demek. Bu bir tesadüf değil, Halep gerçekten çok verimli bir şehir. Halep, Suriye'nin ticari başkenti arkadaşlar. Suriye iç savaşından önce Suriye ekonomisinin döndüğü çok önemli bir şehir. Bu yüzden Halep çok önemli. Birinci nedeni bu. Halep niye önemli ya da Halep'te niye bu kadar cihatçılar önem veriyor sorusunun cevabını da şöyle verebiliriz. Aslında Suriye iç savaşında, Halep şu gördüğünüz bölge bu arada, Suriye iç savaşında birçok bölgede irili ufaklı olaylar oldu. Lazkiye'de dahil olmak üzere.
Fakat işte şunu da söylemek gerekiyor. Halep çok yoğun Sünni nüfusun yaşadığı bir yer ve Körfez ülkelerinin, AKP'nin, ABD'nin Halep'ten beklentisi büyüktü. Neydi Halep'ten beklentisi? Bu kadar yoğun Sünni nüfusun yaşadığı bir yer ve bu kadar ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu bir bölgede başlayacak bir isyan Halep'le birlikte aslında Esad'ın da düşmesine neden olacaktı. Beklendiği gibi mi oldu? Hayır, beklendiği gibi olmadı. Halep'te bir üniversite dışında çok ciddi bir hiçbir hareketlenme yaşanmadı ve aslında bu cihatçıların Halep'e yönelik tepkisine neden oldu. Bu arada Halep'te yoğun Sünni nüfus yaşıyor demişken şu anekdotu da paylaşayım. Çağrı filmi var biliyorsunuz. Bu Hazreti Muhammed'in hayatını konu alan, Ramazanlarda da sıkça gösterilir. Onun yönetmeni Mustafa Akat. Çağrı yönetmeninin filmi Mustafa Akat. Halepli bir Sünnidir arkadaşlar. Ve çok ilginç bir şekilde 2005'te El-Kaide saldırısı tarafından, El-Kaide saldırısında hayatını kaybetmiştir Mustafa Akat. Aslında bu anekdotu niye paylaştım? Aslında cihatçıların şöyle bir bakış açısının olduğunu gösteriyor. Mustafa Akat Allah'a inanıyor. Müslüman, Sünni ama yetmiyor. Onlardan olacaksınız. Efendim? Tekfircilik. Aynen öyle. Tekfircilik. Ve Halep halkına da aslında cihatçılar bu sayıklarla yaklaşıyor. Tabii Halep'e yönelik saldırılar başladıktan sonra Halep'te çok kısa bir süreç zarfında biliyorsunuz Esad, işte Hizbullah, NDF ve Rusya'nın hava saldırılarıyla birlikte Halep düştü. Yani en yakın tarihte, işte en yakın zamanda yaklaşık bir 4000'lik ya da 2000 ila 4000 rakamından bahsediliyordu. Burada bir cihatçı sayısının olduğundan bahsediyordu, muhalif sayısının olduğundan bahsediliyordu. Onlar da tahliye edildi. Aslında Körfez ülkeleri, biraz önce bahsettiğim, tekrar saymayayım, bu unsurlar ve cihatçılar Halep'e büyük önem vermesinden dolayı Halep düşünce artık belirli noktalarda algı yönetimine, bugünün moda tabiriyle algı yönetimine başladı. Bu algı yönetimi nasıl oldu? Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı. Sosyal medya dışında Körfez ülkelerinin medya araçları ve Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa ülkelerindeki bazı medya organları Halep'te katliam var diyerek tozu dumana kattı. Bunu yapacaklardı çünkü başka bir çare yoktu. Halep çok hızlı bir şekilde düştü. Halep'ten dediğim gibi beklentileri büyük olduğu için bu büyük bir hayal kırıklığıydı. Bir de şunu da vurgulamak lazım tabii. Halep'te katliam var mı meselesi ve sosyal medyadaki görsellere değineceğiz. Tam tersi arkadaşlar, buradaki cihatçılar Halep'in doğusundan batısına rastgele attıkları füzelerle, RPG'lerle, katyuşalarla, çeşitli araçlarla. Fakat arkadaşlar, yorum olarak değerlendirilmeyecek bir mesele var Suriye'deki cihatçılarla İsrail arasındaki ilişkiye dair. UNDOF raporları, Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözleme Komisyonu 10 Haziran 2014'te bir rapor hazırlıyor. Bu rapor Suriye'deki 14 Mart 28 Mayıs 2014 tarihleri arasını kapsıyor. UNDOF raporları diyor, tekrar söylüyorum, UNDOF raporları, Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözleme Komisyonu. Yani herhangi bir yerden alıntı bir rapor değil bu. Bu raporda diyor ki, 14 Mart 28 Mayıs 2014 tarihleri arasında Suriye'deki cihatçılar İsrail tarafına 59 defa geçiş yaptı. 89 cihatçı İsrail'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Cihatçı demiyor tabii onlar, muhalif diyor da. 89 muhalif İsrail'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Bunlardan 19'u İsrail tarafından tekrar Suriye'ye savaşmaya gönderildi. 2016 değil mi? 2014 raporları bunlar. 10 Haziran'da hazırlanıyor. 14 Mart 28 Mayıs tarihlerini kapsayan raporlar bunlar. Bununla da sınırlı kalmıyor bu mesele. El Monitör yazarlarından Halit Atal'la bir yazı yazmıştı. Belki hatırlayacaksınız, ses getiren bir yazıydı. Şurada görüyorsunuz belki, şurada Kuneitra bölgesi var. Cihatçılar bu bölgeyi çok hızlı bir şekilde ele geçirdi. Ve Halit Atal'la şunu sordu, neden bu kadar hızlı oldu? Çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde şunu söyledi. Suriye'deki cihatçılar, Suriye ordusunun bu bölgedeki konumlandığı bölgeleri İsrail istihbaratından alarak buraları bombaladı. Hakikaten de çok hızlı bir saldırı gerçekleşmişti. Ve Kuneitra çok hızlı bir şekilde düşmüştü. Suriye ordusu ve NDF çok büyük
kayıplar vermişti. Tabii UNDOF raporlarında atladığım başka bir bölüm var. 10 Haziran 2013'te de 20 cihatçının, 20 muhalifin İsrail tarafında tedavi edildikten sonra tekrar Suriye'ye gönderildiği söyleniyor. Tabii başka meseleler de var. Tabii bunları anlatmakla bitmez ama aklıma gelenleri aktarayım. Dera arkadaşlar Nusra ve Nusra'ya bağlı grupların kontrolünde. Bu Dera bölgesinde bir şeriat mahkemesi kuruluyor. Ve bu şeriat mahkemesinde Özgür Suriye Ordusu'nun Haramein Tugay komutanı yargılanıyor. Biliyorsunuz bu Özgür Suriye Ordusu ABD'nin ve AB'nin ılımlı olarak gördüğü gruplardan bir tanesi. Ve Haramein Tugay komutanı şunu söylüyor Dera Şeriat Mahkemesi'nde. Ben 19 defa İsrail tarafına geçiş yaptım ve 20 tüfek, 37 RPG, 40 roket ve 5.56 milimetre çapında 49 bin mermi aldım diyor İsrail'de. Tabii Suriye'de arkadaşlar hangi muhalif örgüte sorsanız İsrail konusunda mangalda kül bırakmaz. İsrail karşıtlığı konusunda hemfikirdirler. Kendilerine yönelik hamleleri de İsrail provokasyonu olarak nitelendirirler. Fakat el altından çok ciddi bir gitgeller var İsrail ile cihatçılar arasında. İsrail tabi Beşer Esad'ı tarihsel bir düşman olarak görüyor. Geçmişte çok ciddi savaşlar yaşandı biliyorsunuz İsrail ve Suriye ve Mısır arasında. Dolayısıyla buradaki cihatçıları İsrail ehvenişer olarak görüyor. Yani kötünün iyisi olarak görüp ciddi anlamda destekliyor ki şu sınırdan da anlayabilirsiniz aslında. Yani İsrail eğer buradaki cihatçıları istememiş olsaydı muhtemelen buradaki cihatçılar Kuneitra'dan Cable bölgesine kadar olan alanı kontrol edemeyeceklerdi. Buradan ciddi bir silah akışı, mühimmat akışı, işte lojistik yardımlar geliyor. Ya bu şeye de benziyor, onu da söyleyeyim. Hani AKP iktidarı son dönemde bir politika değişikliğine gitti ya, tabii politika değişikliği demek de doğru değil de, işte Van Münih dendi, Mavi Marmara dendi, işte kendisine karşı olanlar dış politikada İsrail ajanı olarak lanse edildi, tabanı da bu şekilde nitelendirdi. Fakat biliyorsunuz yazın Tayyip çıktı dedi ki Mavi Marmara giderken dönemin başbakanına mı sordu, yani bana mı sordu dedi. Onun dışında tabii Filistin gazını yağmalamak anlamına gelen anlaşmayı İsrail'le birlikte imzaladı. Carlos Latif'in onunla ilgili çok güzel bir karikatürü var. İkisi de Filistin gazının üzerinde oturuyor ve birbirlerine sevgi ifadelerinde bulunuyorlar. Akdeniz'deki bu gazlar da Akdeniz açıklarındaki petrol ve doğalgaz şeylerini İsrail'le birlikte alıyorlar. Yani Türkiye üzerinden Avrupa'ya satacak bu gazları anlaşma. Evet evet anlaşmanın ayrıntılarında onlar var fakat gerçekten çok sıkıntılı bir anlaşma yani hani bu basına da çok fazla yansımadı. Biliyorsunuz Mavi Marmara davası da düştü hatta Akit gibi gazeteler mahkemede olay çıkartan gruplar falan diye bahsetti. Bu İsrail'deki Mavi Marmara protestolarına katılan ve mahkemeye gelen insanlardan. Ya tabii şeye değinmek lazım arkadaşlar. AKP hakikaten Suriye İç Savaşı'nın başından bu tarafa radikal bir şekilde destekliyor Suriye'deki muhalif unsurları. 2011'den bu tarafa taraf olmayan bertaraf olur anlayışıyla. Zaten bunu da sıkça kullanıyorlar. Bu sayıklarla Suriye'deki muhalifleri ciddi anlamda destekliyorlar ve biz şu kavramı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Suriye Afganistanlaşırken Türkiye Pakistanlaşıyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz Taliban'ın Afganistan'daki yükseliş döneminde Pakistan tırlar dolusu mühimmat gönderdi. Pakistan buradaki Afganistan'daki cihatçı unsurları Taliban'ı ciddi şekilde destekledi. Tabiri caizse ölümüne destekledi. Fakat ne oldu? Tehlike Taliban Pakistan yani Pakistan Taliban hareketi kuruldu ve gönderdiği mühimmatlar kendi ülkesini vurdu. Türkiye'deki yaşanan süreci de böyle okuyabiliriz. Suruç katliamı, 10 Ekim katliamı, Carlos suikasti. Bütün bunlar aslında bir bumerang etkisi. Yani senin gönderdiğin silahlar, senin gönderdiğin mühimmatlar senin ülkene geri dönüyor. Yani Carlos suikasti gündemde olduğu için belki ondan bahsedebiliriz. Arkadaşlar Nusra'nın sahiplendiği bu suikast tesadüf değil. Biz Bolşevik Ork'ta bir yazı yazmıştık. Nusra Türkiye'de nasıl örgütlendi minvalinde bir yazı. Ona bakabilirsiniz. Hala ana sayfada duruyor 4. ya da 5. sırada. Biliyorsunuz YPG
Musra ile Rojava'da uzun süre çatışmaya girdi ve YPG'ye bağlı haber ajansları, Kürt kaynakları, YPG'nin ele geçirdiği silah ve mühimmatları sergiledi. Tabi bunları YPG'ye çekmişti orada. Ve orada Musra'nın ele geçirilen silahların çok önemli bir kısmının Türk yapımı olduğu görüldü. İşte telsizler, kıyafetler, ağır silahlar, hatta üzerlerinde Türk fabrikalarının etiketleri falan vardı, onu hatırlayacaksınız. Orada biz link de verdik, o fotoğraflara oradan ulaşabilirsiniz. Tabii bu söylem, eylem düzeyinde de kalmadı. Yani Tayyip Erdoğan'ın bazı açıklamaları oldu Musra ile ilgili. Mesela dedi ki Tayyip Erdoğan, 21 Haziran tarihli açıklamasında, eğer DAEŞ'e karşı olanlar terör örgütü değilse Musra'ya niye terör örgütü diyorsunuz diye bir açıklama yaptı. Başka bir açıklaması daha da ilginç ve daha da aslında trajikomik. Diyor ki, Sayın Putin'le Halep'i konuştuk. Musra'nın orayı terk etmesi konusunda ricası oldu. Arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Hangi arkadaşlar? Yani bu açıklamayı yapmamak için, daha doğrusu bu açıklamanın Musra'nın hamisi olduğuna çıktığını bilmek için uluslararası ilişkiler ya da diplomasi falan okumak gerekmiyor. Yani sen bu açıklamayla diyorsun ki, benim Musra ile ilişkim var. Artık neyse o arkadaşlar kimlerse, MİT aracılığıyla olabilir, başka unsurlar aracılığıyla ya da doğrudan olabilir. Benim Musra'yla ilişkim var, ben bunları Halep'ten çıkartırım. Tabi yani cihatçıların kontrol edilebilirliği, Musra gibi örgütlerin kontrol edilebilirliği ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber bu büyük bir fiyasko arkadaşlar. Yani bu olaylardan sonra tabi, bu büyük destekten sonra Musra gelip Çevik Kuvvet Polisi olarak Karlov'u, Rus Büyükelçiyi öldürebiliyor Türkiye gibi bir yerde. Bu suikastin tabii çok ciddi sonuçları oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye-Rusya ilişkileri Rus uçağının düşürülmesinden sonra çok ciddi anlamda gerilmişti. Tayyip ne demişti? Yine olsa yine düşürürüz. Baktı gördü ki olaylar onun kurguladığı gibi olmuyor. Rusya hemen ekonomik ambargolara başladı. Türkiye ekonomisi ciddi anlamda darboğaza girdi. Milyar dolarlık kayıplar verildi. Ve en önemlisi Rusya, Putin dedi ki Suriye'ye kafanızı uzatırsanız vururuz. Hakikaten de vururlardı. Çünkü Suriye S-300 ve S-400 denilen çok önemli hava savunma silahlarıyla korunuyor. Şeyi almamışız da Tartus'u almamışız. Yukarıda Tartus bölgesinde özellikle konuşlanmış olan Suriye hava savunma sistemleri Rus yapımıydı. Bundan sonra tabii bir geri vites dönemi başladı tabiri caizse. İşte Fethullahçı unsurlara bunu ihale ettiler. FETÖ yaptı falan diye. Tabii bunu bundan sonra Rusya tabii Rus dış siyaset. Davutoğlu'nun açıklamalarına rağmen. Evet, Davutoğlu'nun açıklamalarına rağmen. Davutoğlu ısrarlı bir şekilde biz vurduk falan diyordu. Emri ben verdim diyordu. Bundan sonraki süreçte fakat geri adım atmak durumunda kaldılar. Ve tabii Rus burjuva dış siyaseti biraz şeye dayalı, akılcılığa dayalı olduğu için Putin bu fırsatı hemen karşıladı. Yani aslında o fırsatı geri tepseydi, ambargo uygulamaya, Suriye ambargosuna, yani Suriye'ye girmeyin davasına devam etseydi AKP'yi ABD'nin kucağına itmiş olacaktı. AKP'nin de tabii seçenekleri daralmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Amerika ile arası ciddi anlamda açıktı ki daha önceki süreçte aslında yumuşama emareleri başlamıştı. Fakat bu darbe sürecinden sonra Rusya ile ilişkiler iyice artık yakınlaşma, aslında bu tek taraflı bir ilişki olarak da değerlendirilebilir. Dizginler Rusya'nın geçmeye başladı. Bu Karlov suikasti bu yakınlaşmaya, daha doğrusu bu bağımlılığa diyeyim, yakınlaşma iki taraflı bir ilişkiyi anlatan bir kavram. Bu bağımlılık artık tek taraflılığa dönmesi konusunda bir taş daha döşendi. Karlov öldürüldü. Bundan sonraki süreçte artık ipler iyice Putin'in, Rusya'nın eline geçti. Ve özellikle Fırat Kalkanı operasyonu da zaten başladığı günden bu yana Rusya dış siyasetine bağımlıydı. O Fırat Kalkanı'na girmelerinde Rusya'nın olayı olmasaydı Putin'in dediği gibi burunlarını bile uzatamayacaklardı. Ve neticede bugün AKP dış siyaseti Suriye'de özellikle Rusya'ya bağımlı hale geldi arkadaşlar. Ha şunu da atlamadan söyleyelim. Özellikle bir iki senedir AKP Suriye'de politika değişikliğine gidiyor mu diye sorular soruluyor. AKP'nin Suriye'deki radikal siyaseti, özellikle siyaseti Tayyip Erdoğan gibi bir yönetiyorken asla bitmez. Yukarıdan aşağıya bahsettiğim o radikalleşme dönemi, Suriye iç savaşı
fiilen sona erene kadar muhakkak devam edecektir. Aslında bu bir zorunlu dönüş oldu. Çünkü başka çaresi kalmamıştı. Hatta son ana kadar AKP Suriye dış politikasını istikrarlı bir şekilde devam etti. Bu istikrarlı dış politika siyaseti, biraz önce bahsettiğim bu merak etkisini yarattı. O gönderdiği tırlarda olsun mühimmatlarla burada 10 Ekim'de patlama oldu, Suruç'ta patlama oldu. İşte dediğim gibi Karlova sıkılan kurşun, bütün bunlar AKP'nin dış politika siyasetinden bağımsız değil. Asker kaçırılmıştı, 16 aydır kayıptı ve geçtiğimiz günlerde, 2 gün önce yanılmıyorsam, o askerlerin yakıldığına dair çok trajik, çok kötü, yani iç burkan bir video yayınladı IŞİD ve Türkiye'yi tehdit etti. Bunların cesetlerini, kanlarını sokaklarda sürükleyin. Bunlara her şey mübahtır. Cihatçı kardeşlerimizi Türkiye'de savaşa davet ediyoruz dediler. Gerçekten çok iç burkan bir videoydu. Tabii bu meseleleri AKP ve IŞİD'in ilişkilerinden bağımsız ele alamayız arkadaşlar. AKP özellikle Kobani olayları başladıktan sonra ne demişti Tayyip Erdoğan? Kobani düştü düşecek. Burada aslında IŞİD'in yaklaşıyor olmasında diplomatik bir sevinç duyduğunu hepimiz anlıyoruz. Diplomatik bir sevinç de değil aslında, bunu da gizlemiyordu. Ve Kobani olayları döneminde Türkiye'de Kürt halkı ve Türkiye halkları ciddi bir refleks göstermeseydi muhtemelen o koridoru da açmamak durumunda kalacaktı. Açmayacaktı muhtemelen. Ve tabii Kobani'nin düşmesinden çok büyük bir mutluluk duyacaktı. Fakat işler kurguladığı gibi gitmedi. Sadece Kobani olayları değil aslında AKP ile IŞİD arasındaki ilişki. Hatay'da biliyorsunuz Fehim Taştekin diye bir gazeteci yazar var. Radikal gazetesi yazarıydı o dönemde, radikal kapanmadan önce. Hatay'a gitti. Hacıpaşa'da, Sarsarin'de Suriye'den gelen petrol boru hatlarını fotoğrafladı. O dönemde radikaldeki bu haber büyük ses getirmişti. Ve orada konuştuğu halk şunu söylüyordu. 1.65 liraya litresi, 1.65 liraya bu petrol satılıyor. Fehim Taştekin peki soruyor. Bundan devletin haberi yok mu? Burada bu köylerde jandarma, polis, kolluk kuvvetleri yok mu? Her şeyden haberleri var ve göz yumuyorlar demişti. Evet, yani tekrar ediyorum. Suriye'de IŞİD'in petrolü Türkiye üzerinden satılıyordu. AKP ve kolluk kuvvetleri de bunu bildiği halde buna müdahale etmiyordu arkadaşlar. Bu Rusya'yla aralarının kötü olduğu dönemde de binlerce tankerin huylu görüntülerini, IŞİD tankerinin yayınlamışlardı aslında. Yani Irak'ta, hatta bu işe Barzani de dahildi. O ilişkileri Rusya belgelemişti. Ve tabii Türkiye'nin IŞİD'de yuvalanmasının bir başka nedeni yine AKP'nin iç siyasetteki tutumu oldu. Ne dediler? Her sakallıyı IŞİD'de diye tutuklayamayız dediler. Ve bunu söylerken Türkiye'deki devrimcileri, sosyalistleri, Kürtleri önleyici gözaltı denen saçma sapan bir mekanizmayla tutukluyordu o zaman. Ve bu politika aslında güney sınırlarını bir cihatçı otobanına dönüştürdü. Yani IŞİD'in Türkiye sınırından giriş çıkış yaptığını Sağır Sultan bile biliyordu. Ve IŞİD'in Türkiye'deki hücreleri bu şekilde oluştu. Demin bahsettiğim Suruç katliamı, 10 Ekim katliamı, bütün bunlardan bağımsız ele alınacak şeyler değil. Ve yani tabii şeyden de bahsetmek lazım. 10 Ekim katliamından sonra biliyorsunuz AKP göstermelik IŞİD gözaltıları yaptı. O IŞİD gözaltılarına dair fotoğraflar da ortadaydı. Bir sosyalistin gözaltına, bir Kürt'ün gözaltına alınmasıyla bir IŞİD'in gözaltına alınması arasında iki fotoğrafta iki uçurum vardı aslında. Ve bunların bir kısmını serbest bıraktılar. Mesela bu noktada size çok önemli bir isimden bahsedeceğim. Ebu Hanzala, Halis Bayancuk, İstanbul Fatih bölgesinde ve onun söyleşilerini falan filan dinliyorum. Yani daha çok cezaevine girmeden önce falan da yayınlıyordu. İnanılmaz bir hatip. İnsanları etkileyebilme kabiliyetine sahip ve çok açık bir şekilde IŞİD propagandası yapıyor. Buna diyorlar ki videoda, işte Ebu Hanzala Ürdün pilotunun yakılmasını, biliyorsunuz Ürdünlü pilot yakılmıştı. Ürdünlü pilotun IŞİD tarafından yakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başta şöyle bir giriş yaptı. Tabii yanlıştır, şudur, budur falan filan, en sonunda şeye bağladı. Kur'an-ı Kerim'de kısas diye bir ilke vardır. Ve dolayısıyla Ürdünlü pilot orada bizim Müslüman kardeşlerimizi yaktığı için bir nevi o Ürdünlü pilota kısas uygulanması meşrudur. Böyle bir zihniyet şu anda aramızda dolaşıyor. Bu Hanzala Diyarbakırlı bir Kürt.
Öyle mi? Ha, o da bilmiyorum yani, inanılmaz bir artifak. Babası şey, Hizbullah Şura Komitesi üyesiydi. Yani Hizbullah, Kürt Hizbullah'ın Merkez Komite üyesiydi. Oğlu da IŞİD. IŞİD'den herhalde IŞİD'den ayrıldı falan diyor. Yani zaten IŞİD'le bağını hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü IŞİD'le bağını kabul etmesi demek, o İstanbul Fatih bölgesindeki yuvalanmasının dağılması anlamına gelecek. Çok fazla insanı etkiliyor arkadaşlar. Yani buna inanın, bir etkinlik düzenlediğinde, geçen ODTÜ'deki süreçte de bunu ifade etmiştik. Buradaki kalabalıktan daha fazla bir kalabalık toplayabiliyor. Çalışmalar yapıyorlar sokakta, IŞİD propagandası yapıyorlar. Ve bu adam, o bahsettiğimiz İstanbul Fatih bölgesinde örgütlenmeye devam ediyor. İşte sosyalistler, Kürtler içerideyken bu aramızda dolaşıyor. Bu iki askerin yakılması meselesini bütün bu anlattığım meselelerden bağımsız ele alamayız. AKP'nin dış politikası, IŞİD'le yakınlaşması, bütün bu politikalar, Fırat Kalkanı meselesi ki Fırat Kalkanı'nın amacına birazdan değineceğiz. Tamamıyla IŞİD'i bitirmek için değil, orada Kürt bölgeyi öldürmek amaçla yapılan bir hamleydi. Ve sonuçta IŞİD iki askeri feci şekilde yakarak öldürdü. Tabii Suriye'deki IŞİD varlığı da ciddi anlamda geriledi. Fakat yani haritaların tamamını ben alamamışım, ama benim hatam olmuş da. Bu siyahla gördüğünüz bölgeler IŞİD'in kontrol ettiği alanlar. Deir ez-Zor bölgesi. Yani çok gerek yok. Yani fazla detaya zaten girmeyeceğim. Palmira bölgesi bu antik bir bölge. Burayı yeni ele geçirdi IŞİD. Yani son 1-2 senede hakikaten IŞİD çok ciddi toprak kaybetti. Petrol ticaretine Rus hava araçları ciddi anlamda ket vurdu. Yani hem Amerikalılar hem de Ruslar gördükleri Rus IŞİD konvoylarını imha ederek orada IŞİD'in petrol ticaretine engel oldular. IŞİD sadece petrol anlamında gerilemedi, toprak anlamında da çok ciddi gerilemeler oldu. Suriye'nin kuzeyinde bulunduğu bölgelerin önemli bir kısmını Kürt hareketi ele geçirdi. Kalan diğer kısmını da Fırat Kalkanı Operasyonu, ABD ve diğer koalisyon unsurlarının desteğiyle kaybettiler. Suriye ordusu bazı bölgeleri ele geçirdi ve şu soru sorulmaya başlandı arkadaşlar. IŞİD bitiyor mu? Arkadaşlar, bir örgütün askeri anlamda gerilemesi onun bitmesi anlamına gelmez. IŞİD'in Körfez ülkelerinde %90'a varan bir toplumsal desteği var. IŞİD'in bitmesi için, buraları özet geçeyim, fazla uzattığımın farkındayım. IŞİD'in bitmesi için bir defa mezhepsel fay hatlarının, mezhepsel dinamiklerin asgari orana gelmesi ya da ortadan kalkması gerekiyor. Bir Alevi ile Sünni'yi bir araya getirebildiğiniz müddetçe IŞİD beslenme alanı bulamayacaktır. Bu da nasıl olur? Ancak sınıf politikalarıyla mümkün olabilir. Bunun başka bir olanağı yok. Yani IŞİD tamamıyla bitirilecek. Yani 2-3 sene içerisinde... Çalın, ben bir ekip tabii. Seni bölüyorum ama... Yani şimdi de şöyle bir şey var, sonuçta hani bu radikal İslamcılar sadece IŞİD'le birlikte IŞİD zamanında ortaya çıkmadı. Çok daha öncesinde işte Afganistan, Pakistan, evet. Sonrasında işte Arap Baharı'ndan sonra Libya'da, yani aslında mobilize bir aslında hareket var. Yani bugün hani Suriye'de belki geriletilse bile asker olarak bu hani dünyanın diğer bölgelerinde, bu tarz çatışmalı bölgelerde ortaya çıkmayacağının bir garantisi. Kesinlikle. Ki, bu konuda en aslında bu tehdidi ciddiye alması gereken ülke de Türkiye. Yani yarın bir gün IŞİD'in bu topraklarda işte Hatay, Antep, Kilis vesaire, hani buralarda da benzeri bir mücadele garantisi yok. Yani evet, Emre çok güzel bir noktaya değindi. Hakikaten bunun toplumsal destek bağları çok eskiye dayanıyor. Yani IŞİD dediğimiz örgüt Afganistan kökenli bir cemaat olarak ortaya çıkıp önce Irak'a sonra Suriye'ye sirayet ediyor ve onu ne kadar geriletseniz de toplumsal dokuya uzanan bağlarını yok etmediğiniz müddetçe IŞİD'in bu bölgeden silinmesi mümkün değil. Ve gerçekten IŞİD örgütü burada Suriye halklarına, Irak halklarına çok büyük zulümler gösteriyor. Mesela ben şunu okuyayım. Yine Fehim Taştekin'e bugün çok değineceğiz. Fehim Taştekin biliyorsunuz Suriye'ye gitmişti. Orada bazı röportajlar yaptı. Tartus'ta pardon, Laskiye'de. Neyse, yani burada da anlamıştır. Laskiye şu bölgelerde, şuralarda. Laskiye'deki Ebu Muhammed isimli bir aşiret üyesiyle konuşuyor. Ve bu diyor ki, aynen şu ifadeleri kullanıyor. Rakka bu kadar muhafazakar değildi. Kapanacaksınız. Sigara içmek yasak. Futbol maçı izlemek yasak. Ki biliyorsunuz Barcelona, Real Madrid formaları falan giyenleri ciddi anlamda cezalandırıyorlar. Siz niye işte Batı'nın
takımlarını destekliyorsunuz falan diye. Bunlar ciddi anlamda cezalandırılıyor. Hatta bununla ilgili bir videoda yayınlamışlardı. Diyor ki, şöyle devam ediyor, adama bu sıcakta çorap bile giydiriyorlar. Namaz vakti ya evde olacaksın ya da camide. Yoksa cezalandırılıyorlar. Şimdi Tartus'a giderken sakalımı kısalttım. Çünkü Rakka'da kısa sakal yasak eşit cezalandırıyor. Tartus'a gittiğinde de uzun sakalla gittiğinde aynı burada sokakta gördüğünüz gibi ya bu terörist işte bomba patlatabilir, cihatçı mı acaba diye bakıyorlar. Yani Suriye halkı çok ciddi bir çelişki içerisinde ve buradan ekonomik meselelere geçiş yapıyor. Evvelden Alevi Sünni'yi bilmezdik. 15 lira olan ekmek 80 liraya çıktı. Rejim IŞİD'e katılmadıkları sürece maaşları ödüyor falan filan diye devam ediyor. Tabii bir örnek de ben şey yapabilirim. Rakka'daki yani muhafazakar bir yer değil diye bir şey söylemiş ya oradaki arkadaş. Hı hı. İnternette de ODTÜ'lü bir tane fizik öğrencisinin, hatta ODTÜ mezunu olmuş galiba. Raşit mi? Siz evet. Evet, bunun Finlandiya'ya hatta değil mi? Orada yüksek lisans şimdi Finlandiya'ya gidiyor ve ardından IŞİD'e katılıyor. Onun öyküsü kendisi Facebook'ta günce gibi bir şey tutmuş. O da şey diyor, mesela Rakka'yı falan anlatırken, o sonra öldürülüyor tabii çatışmalarda o da. Rakka'daki mezun olurken şey diyor, sokaktaki insanlara selamun aleyküm diyorum, bana merhaba diye cevap veriyorlar, sinir oluyorum falan diyor. Yani bu da aslında bayağı şey, yani IŞİD'in elindeki bir yerde selamun aleyküm ve merhaba diyen bir Rakkalı bayağı tehlikeli olduğunu ifadesi. Yani bunu anlatan bir IŞİD'ci, yani şey değil. Tabii ekonomik anlamda söylediği de çok önemli. 15 lira olan ekmek 80 liraya çıktı diyor. IŞİD aslında bulunduğu bölgelerde sadece dini propagandayla var olmuyordu. Sosyal politikalar uygulamaya çalışıyordu. Ne yapıyordu? Evlenene işte şu kadar ücret, ev, çeşitli olanaklar sağlıyordu. Hastane ücretleri, hastaneler ücretsizdi, hala belirli oranda öyle. Dini eğitim veriyorlardı, bunlar ücretsizdi. Bu şekilde bir bağ kuruyorlardı. Ama ekonomik anlamdaki petrol ihracatı, ki ihracat demek buna yanlış olmaz, bazı ülkelerin biliyorsunuz çeşitli haber ajanslarında IŞİD'le Türkiye'de biraz önce bahsettim ya, ilişkisi, ihracat ilişkisi olduğu biliniyordu. Buna ciddi anlamda ket vuruldu. AKP de artık tabii bu kadar açıktan yapamıyor çünkü çok ciddi denetimler getirmek durumunda kaldı. Toplumsal ve uluslararası kamuoyunun baskısından dolayı. Yani toparlayacak olursak IŞİD meselesini, IŞİD askeri anlamda geriliyor olabilir. Fakat Emre'nin değindiği nokta diğer bölge ülkelerine aslında sirayet etti çoktan. IŞİD gibi cihatçı örgütlerin bölgeden silinmesinin tek yolu sınıfsal politikalardır. Yani mezhepsel fay hatlarının ortadan kaldırılmasıdır. Tabii şimdi o virgül koyduğumuz noktaya gelirsek, Suriye'deki iç savaşın durumu, Halep biraz önce bahsettim, düştü. Bundan sonraki süreçte muhtemelen yeni adım İdlib olacak. Yani buyurun. Ya şey soracağım, Halep doğu batı olarak ayrılmasındaki neden de mezhepsel olarak mı öyle adlandırılıyor? Batı'da daha yoğunlukta Esad ve Şiiler mi var yani? İlk olarak zaten Batı Halep hiçbir zaman düşmedi bildiğim kadarıyla. Ve orası da mı Sünni ya da çatışma? Ya Halep'in tamamı Sünni. Evet evet, yani orası bir 2012'de bir baskın yapıldı. Evet. Türkiye, yani Halep'te hiç protesto bile olmamıştı. Halep tamamen Sünni bir kent olduğu halde hiçbir rejim karşıtı olay yaşanmıyordu ama Türkiye yakın olduğu için Türkiye'den gelen binlerce, Türkiye'den hani MİT'in yönlendirdiği binlerce cihatçı orayı bastı. O da nasıl oldu? Bir gece önce, hani aynı gece Esad rejiminin yani Baas Kli'nin tepe isimlerine bir bombalı eylem yapıldı. Ve Mahir Esad, önemli işte Hasan Ali Türkmen gibi bazı önemli istihbarat liderleri, yani rejimin temel liderleri öldürüldü. Mahir Esad ağır yaralandı, pardon. Ve aynı gece Şam'ı bastılar, Halep'i bastılar. Ve Beşar Esad'ın orada olması planlanıyordu, yani çok ciddi bir şeydi. Beşar Esad o toplantıya gitmemişti ve orada rejim düşecekti yani 2012 Temmuz'unda. Orada işi bitireceklerdi, öyle planlamışlardı. O patlamadan sonra taarruza geçtiler. Halep'in yarısını, Halep'te de sanırım oranın önemli, yani yanlış olmasın, ya valisi ya da askeri komutanını da satın almışlar. Ve Halep'i koruyan kesimler de çekilince Halep'i bastılar. Halep'i hatta bilmiyorlardı militanlar.
Halep'i sokaklarını tanımadıkları için halka soruyorlar nereden nereye gideceğiz diye vatandaştan bilgi alıyorlardı. Ve Halep'i düşmekten kurtaran şey oldu. Halep'in batısındaki askeri birlikler, bir de havaalanındaki askeri birlikler, onlar savundular o bölgeyi. O şekilde Halep ikiye bölündü. Yani Halep'in ikiye bölünmesinin sosyolojik bir şeyi yok. Sadece, yani, tamam, Sünni yani. Sadece tamam, askeri bir çatışmaydı galiba. Tamamı aslında şey var, Ermeni mahallesi var burada, işte Eşrefiye var. Etnik olarak demiyorum, mesleksel olarak bir çoğunluğu Sünni tabii. Hristiyan mahallesi var, Kürt mahalleleri. Şeyh Mahsut'ta Kürt mahalleleri. Evet, evet, Kürt mahalleleri, Ermeni bölgeleri falan. En başında rejim daha baskın geldi yani batısında o zaman. Yani Halep halk genel olarak isyana hiçbir zaman katılmadı zaten. Halep halk şeyin bilincindeydi, ya bu hükümet düşerse, bağız düşerse bunlar hepimizin kafasını kesecek. Hakikaten de görüntü oydu. Cihatçıların tutumu genel itibariyle Suriye'de kendilerinden olmayan, biraz önce bahsettim ya Mustafa Akat örneği. Ya bendensin ya karşıdan, karşıdakine de yaşama olan tanımıyordu. Halep halkı onu iyi okudu. Sünni ol, yani ve cihatçıların beklediği şey bu kadar yoğun Sünni nüfusun yaşadığı bir yerde. Bağız hükümetine, Esad'a karşı ciddi bir isyandı. Halep halkı bu isyana katılmadı ve çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Mesela Halep şehrinde hiç Şii yok, hiç Alevi falan yok. Ama o bölge rejime karşı savaşmadı. Hatta savaşmış olsaydı batalyet diye de bir şey olmayacak. Bence orada ticari ilişkiler önemli. O nedenle buradan olmuyor. Tabii yani Halep çok ekonomik olarak kalkınan bir şehirdi. Orta Doğu'nun en büyük sanayi merkezlerinden biri. Rusya bombaladığı zaman hep pazar yerleri bombalanıyordu Halep'te. Yani zaten daha öncesinde onu da vurgulamayı unuttum. Bu muhalifler Halep'teki fabrika motorlarını, araçlarını falan satıp Türkiye'ye getirdiler. Çok ciddi bir bölümünü. Yani inanılmaz bir ticari ilişkilerin döndüğü bölge, ticaretin canlı olduğu bir bölge. Tabi senin bahsettiğin nokta da var, hava bombardımanları falan. Halep halkı hem birinci bahsettiğin nedenden dolayı, yani laik ya da şöyle söyleyeyim, cihatçı muhalif unsurların kendilerine yönelik bir tepkisinin olacağını öngörerek, süreci iyi okuyarak bu meseleye katılmadı. İkincisi de ekonomik çıkarlar meselesi var. Yani Halep çok büyük zarar gördü. Hatta Rusya'da bir haber yayınlanmıştı. Onu okudunuz mu bilmiyorum ama Suriye'nin inşasına Suriye'nin inşası için ne kadar bir meblağ gerekiyor diye milyar dolarlarla ifade ediliyor ki bu sadece Halep için, Suriye'nin birçok bölgesinde aynı yıkıntılar var ama en büyük zarar maddi zarar tabii. Tabii işin maddi zarar kısmı, işin en alt kısmı insani, vicdani boyutu ön planda. Çok ciddi zararlar. Aslında Çam şey diyebiliriz Halep'te, yani Arap milliyetçiliği mezhepsel durumun önüne geçti diyebiliriz. Çünkü Esad'da Arap milliyetçiliğini oynadı sürekli. Çünkü Arap milliyetçiliğini oynadığın zaman daha kapsayıcı oluyorsun. Biraz da Sunni kesimin Esad'ın arkasında durmasının nedeni de sürekli Arap milliyetçiliği, ben Suriyeliyim, işte ben Arap'ım falan. Ama mesela yani, İdlib'de işe yaramadı oldu. Yani Halep için diyorum. Ya şöyle bir şey de var, hani İdlib oranın biraz şeyi gibi. Hani Erzurum'u, yani iktisadi anlamda biraz daha daha kırsal diye. Halep de daha kentleşmiş, kendi burjuvazisi olan, orta sınıfları olan, laik yaşama biçimini belli noktada şey yapmış, Arap milliyetçiliğinin merkez üslerinden birisi. Bir de şöyle bir şey vardı, hani Esad rejimi düştüğünde bir azınlıklar yok olacak. Yani Hristiyanlar, Aleviler, bir soykırım bekliyor, Gürcüler, Türklerin başı çok büyük bir belada olacaktı. Artı layık yaşam biçimi tamamen ortadan kalkacaktı. Bir de her şeyden öte İslamcılar da birbirleriyle savaşacaktı. Yani iç savaş devam edecekti. Yani Esad rejimi düşse de aynı Afganistan'da olduğu gibi, Afganistan'da hatırlayacaksanız Necibullah vardı. Bu Sovyet destekli. Sovyetler yıkıldıktan sonra da bir süre daha Afganistan'ı tuttu Necibullah. Ama sonra Necibullah devrildikten sonra da Afganistan iç savaşa devam etti. Farklı İslamcı gruplar. Zaten kendi ellerinde tuttukları alanlarda da sürekli kendi iç savaşçı iç savaş yaşadı. Afganistan'da, İdlib'de, Halep'te sürekli çıkar için, kontrol için, para için birbirlerine giren ve farklı istihbarat örgütlerinin de kimisi Katar yanlısı, kimisi Suudi yanlısı, kimisi işte Türkiye yanlısı, onların kimisi Müslüman kardeşler vesaire vesaire. Bunların hepsi de kendi içinde ülkeyi kim kontrol edecek diye ayrı bir savaş da gelecekti. Yani bütün hani isyancıların da bu şekilde çok parçalı olması da Suriye halkının açısından yani evet, Suriye halkı o meseleyi iyi okudu. Biraz önce bahsettiğim mesele vardı ya, Suriye Afganistanlaşırken Türkiye Pakistanlaşıyor. Bir de Lübnan örneği vardı seninle konuştuğumuz Volkan. Hakikaten Lübnan iç savaşı çok fazla sayıda insan ölümüne neden oldu. 15 yıl sürdü, geride büyük acılar bıraktı. Ve Suriye halkının hafızası tazeydi. Yani bunun bir Lübnan
Lübnanlaşma aynı zamanda oldu. Lübnan'daki gibi çeşitli cihatçı örgütlerin birbirleriyle savaştığı, herkesin herkese savaştığı ve bunun faturasını sivil halka çıktığı bir süreç olarak okudu Suriye halkı ve belirli kısımlara katılmadı. Yani biraz önce bahsetmiştim, Halep halkı eğer bu isyana destek verseydi, Halep ne bu kadar kolay şekilde Esad, Rusya, İran bloğu tarafından kurtarılabilirdi, ne de bu kadar kolay düşebilirdi. Yani cihatçılar burayı da aslında kolay ele geçiremedi. Biraz önce senin değindiğin nokta Batı ve Doğu Halep. Aslında silahlı isyancıların hedefi şuydu, Halep'i bir an önce Şam'da da belirli noktaları ele geçirdikten sonra hükümeti düşürmek ve burada Suriye'yi Alevi bölgeleri denen deniz kıyısında Suriye'nin batısına hapsedip Suriye'yi bir Alevi cumhuriyeti, Beşer Esad yönetiminde bir Alevi cumhuriyeti haline getirmek bir projesi vardı. Butik devlet diyor Tayyip. Evet, butik devlet meselesi haline getirmek vardı ama tabii işler umdukları gibi olmadı. AKP'de politikasını değiştirmek zorunda kaldı. Ben kaldığım yerden devam edeyim, fazla uzatıyorum. Bu Halep'ten sonraki hedeflerin İdlib olduğunu öngörüyoruz. Çünkü Esad'ın şöyle bir projesi var. Biliyorsunuz şurası Hatay bölgesi. Bu Halep'ten özellikle şu kırmızılar Esad bölgeleri. Buradan bir batıya doğru hamle başlatarak o cihatçıları Türkiye tarafına itmeyin. Bu cihatçıları siz gönderdiniz, alın size hediyemiz şeklinde Fehmi Taştekin de öyle bir ifade kullanmıştı. Ve bu Türkiye için çok ciddi bir tehlike arkadaşlar. Neden çok ciddi bir tehlike? Bu unsurların Türkiye tarafına kayması demek, buradaki hücrelerin çoğalması demek, radikalleşmenin artması demek ve AKP'nin buradaki muhalif cihatçı unsurları kullanması demek. Bir teoriye göre tabii burada AKP İdlib Savaşı başladıktan sonra Batı yönüne hareket eden cihatçıları Hatay üzerinden Elbap bölgesine, Elbap, bu meşhur Elbap da şu bölge arkadaşlar, bu AKP'nin nihai hedefi olarak gözüküyor. Tabi sonra Membiç'e bir harekat başlatma planları olduğunu söylemiyor ama daha Balı bile ele geçiremediler. Buradan bu cihatçıları Elbap bölgesine yönlendirmek. Eğer bu teori gerçekleşirse ki AKP bunu deneyecektir. Biraz önce dedik ki AKP gerçekten bir dış politika değişikliğine gidiyor ama AKP hala radikal kafada. Bu cihatçıların Türkiye üzerinden buraya sevk edilmesi Türkiye'deki dokuyu ciddi anlamda tehlikeye atacak. Zaten süreç kötü ve hani hep diyoruz ya daha kötü ne olabilir? Bu politikaya dur demezsek daha kötüleri yaşanabilir arkadaşlar. Bir de tabii şundan da bahsetmek lazım, o noktayı unuttuk. Suriye iç savaşı çok ciddi şekilde cereyan ederken, bütün kentlere yayılmışken Suriye ekonomisi ne durumda? Suriye ekonomisi nasıl ayakta kalıyor? İnsanlar ne durumda? Tabii BBC Türkçe'de bununla alakalı çok ayrıntılı bir makale yayınlandı. Suriye ekonomisi Suriye iç savaşının başından bu yana %60 değer kaybetti. Suriye lirası %80 oranında değer kaybetti ama tabii Türk lirasıyla tabii son dönemde kıyaslandığında biliyorsunuz dolar karşısında Türk lirası çok ciddi değer kaybetti. Hatta bir ara Suriye lirası Türk lirasından değerli hale geldi söylemleri vardı. Mal ve hizmetler %51 oranında arttı. Yani iki katına çıktı. İnsanların alım gücü ciddi anlamda düştü. Suriye ekonomisi Suriye iç savaşıyla birlikte özellikle Halep gibi bir ticari başkentin de zarar görmesiyle beraber tepe taklak oldu. Bunu Beşer Esad yönetimi Rusya ve İran'la aslında aşmaya çalıştı ve bunda belirli ölçüde de başarılı oldu. Rusya ve İran'ın ticari anlamdaki katkıları Esad'ın ekonomik anlamda yerle yeksan olmasına engel oldu. Bir de tabii. Yani hala daha Esad rejimi oradaki devlet memurlarının maaşlarını sadece devlet memurlarının değil. Mesela Rakka'da, IŞİD'in başkenti ya. Eğer Rakka'da siz IŞİD yönetimi altındaki diyelim biz belediye çalışanlarsınız ya da öğretmensiniz ya da devlet memurusunuz. Orada hani eğer IŞİD'e katılmadıysanız eğer bunu maaşınızı gelip şeyden alabiliyorsunuz. Laskiye'den hani gidip yatırmıyorlar ama Laskiye'den gelip devlet memurları maaşını alıyor, Rakka'ya geri dönüyor. Orada da sakalını uzatıyorlar. Evet, Ebu Muhammed'de örneği vardı ya, o da zaten maaşını almaya giderken Fehmi Taştekin de aynı araç içerisinde evet. Bu röportajı veriyor. Yine Kürt bölgelerinde de öyle, YPG'nin alanında da yani oradaki öğretmenlerin, diğerlerin maaşını hala Şam yönetimi ödüyor. Yani o anlamıyla da hani devlet otoritesi anlamında da
maaş ödemek bir şey oluyor yani bir nevi bir kıstas. Ve tabii çöpleri falan filan böyle hani halkın tepkisine çekebilecek şeylere de çok hızlı bir şekilde Bağız yönetimi halletmeye çalışıyor. Çünkü kendi elinde tuttuğu bölgelerden kendilerine karşı bir isyan dalgası gelişirse bunun domino etkisi yaratacağını biliyorlar. Ve derinden sarsacağını bu Suriye yönetiminin farkındalar. Dolayısıyla bu işlemleri çok hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyorlar. Bir de Volkan'ın söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Cihatçılarla Esad arasında da ticari bir ilişki var. Olmak zorunda. Petrol, Spartaküsler. Petrol, aynen öyle. Petrol ve sadece petrol de değil. Kuzey tabi Suriye'nin kuzeyi tahıl açısından zengin. Güneyi sebze açısından zengin. Kuzeyin tahılı güneye, güneyin sebzesi de kuzeye transfer ediliyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte İdlib'den vesaire çıkan Esad'ın ve cihatçıların anlaştığı araçlar güneye tahıl, sebze taşıyor. Aynı şekilde güneyden de kuzeye bu ticari ilişki devam ediyor. Bu ticari ilişki devam etmek zorunda. Bu iki tarafın da işine geliyor. Aksi halde iki tarafta halkın çok ciddi, elinde tuttuğu halkın, kontrol ettiği bölgedeki halkın çok ciddi tepkisine neden olacaktır. Artık sonuna yaklaşırken tabii şeyi söylemek lazım. Hani biraz önce bir gün koyduk dediğimiz noktadan devam edersek arkadaşlar, Suriye iç savaşına dair söyleyeceğimiz şeyler net olmalı. Yani biraz önce söylediğim mesele, Suriye Afganistanlaşıyor. Afganistan'da olan süreçlerin Orta Doğu'ya nasıl sirayet ettiği ortada. Lübnan'da olanların Lübnan halkına ne kadar zulmettiği, insani ekonomik kaybı bir kenara bırakırsak insani kaybı ortada. Suriye'de de aynı şekilde milyonlarca insan öldü, milyonlarcası mülteci durumuna düştü. Bu mesele tabii bugünden okunacak bir mesele değil arkadaşlar. Bizim Bolşevik Orga'ya yazdığımız bir yazı vardı. Katliamların temeli 100 yıl önce atıldı. 1916'da Sykes-Picot Anlaşması imzalandı. Mark Sykes ve George Picot, İngiliz ve Fransız diplomatı. Bunlar uluslararası ilişkiler dersinde bu arada Orta Doğu sınırları adeta cetvelle çizilmiş gibi denir. Hakikaten de adeta cetvelle çizilmiş gibidir. İngiltere ve Fransa'nın çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'nun sınırları mezhepsel etnik dinamikler göz önünde bulundurulmadan çizildi ve buradan bir fay hattı yaratıldı esas olarak. Ve Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik kitabında değindiği bir nokta var. Belki de haklı olduğu tek nokta. Orta Doğu kocaman bir duvardır ve bu duvarın taşları duvarın yabancısı olduğu dokulardan kurulmuştur. Bir taşı hareket ettirdiğinizde o duvarın tamamında ya da bir kısmında tahribat olabilir diyor. Gerçekten de böyledir. Emperyalist kapitalizm 1916'da Sykes-Picot anlaşmasıyla Orta Doğu'daki katliamların temelini atmıştır. Ve tabii bu Sykes-Picot anlaşmasına dair söyleyeceğim bir başka nokta da şu. 1916'da imzalanan bu Sykes-Picot anlaşması aynı zamanda Orta Doğu'da İsrail Devleti'nin temelini atmıştır. Yani resmi tarihte ve özellikle üniversitede İsrail'in orada konumlanması Balfour Deklarasyonu'yla anlatılsa da aslında 1916 Sykes-Picot anlaşmasıyla İsrail Orta Doğu'da bir devlet olma temelini, bir devlet olma hüviyetini kazanmıştır.